Fizilalil Kur'an tefsiri, yazan, Seyyid Kutup, Bürük Suresi 1. Bölüm. Bir burçları olan göğe, iki vaat edilen güne, 3. şahitlik edene ve şahitlik edilene andolsun ki, Sur Yüeçdut UH olayına geçmeden önce bu yeminlerle başlamaktadır, burçları olan göğe. Bunlar yıldızları ya üstü, ki göğün büyük burçları yani dikilmiş saraylarıdır. Nitekim Allahu Teala buyuruyor ki, göğü kudretle biz kurduk ve biz şüphesiz genişleticiyiz. Zariyat 47, başka bir ayette de buyuruyor ki, ey inkarcılar! Sizi yaratmak mı daha zordur, yoksa göğü yaratmak mı? Ki Allah onu bina etmiştir. Naziat 27 ila 28 ya da bu cisimlerin hareketleri sırasında uğrayıp geçtikleri konaklardır. Yani bunlar yıldızların gökte şaşmadan izledikleri yörüngeleri ve sahalarıdır. Bunlara işaret edilmesi genişliği ve büyüklüğü çağrıştırmaktadır. Bu giriş bölümünde verilmek istenen mesaj da budur. Vaat edilen güne. Bugün dünya olaylarının ayrıştırılacağı, yeryüzünün ve ondaki her şeyin hesabının dürüleceği gündür. Bugün yüce Allah'ın geleceğini vaat ettiği gündür. O gün hesap ve ceza günüdür. Sürtüşmeleri ve davaları o güne ertelemiştir. O gün tüm yaratıkların beklediği ve işlerin nasıl sonuçlanacağını görmek için gözetlediği büyük bir gündür. Şahitlik edene ve şahitlik edilene. Bütün işlerin sergilendiği ve bütün yaratıkların hazır bulunduğu bu günde her şey gözler önüne serilecektir. Ve herkes bunlara şahit olacaktır. Her şey öğrenilecek, gizlilikler açığa çıkarılacaktır. Hiçbir şey onları kalblerden ve gözlerden gizleyip saklayamayacaktır. Burçları barındıran gök, vaat edilen gün, şahit olan ve şahitlik olunan her şey mükemmel bir uyum içinde bundan sonra söz konusu edilen UH Dude olayı ile bütünleşmektedir. Onunla ilgilenmekte, onun etrafında toplanmakta, büyüklüğü karşısında baka kalıp dehşetle seyretmektedir. Ayrıca bu olayın içine yerleştirildiği kapsamlı ve geniş gerçekler konusunda mesajlar sunmaktadır. Haklılığı burada belirlenmekte ve hesabı burada kapatılmaktadır. Burası hiç şüphesiz yeryüzünden daha büyük dünya hayatının alanından ve sınırlı olan süresinden daha uzundur. Bu atmosfer oluşturulduktan ve bu zemin hazırlandıktan sonra kısa dokunuşlarla olayın sergilenmesine geçilmektedir. 4 hendekleri hazırlayanların canı çıksın. 5 bol yakıtı olan ateşi oralara dolduranların. 6 hani onlar hendeklerin başında oturuyorlardı. Yedi müminlere yaptıkları işkenceleri seyrediyorlardı. 8 müminlerden öç almalarının tek sebebi Aziz Övgü'ye layık Allah'a inanmalarıydı. 9 O Allah ki göklerin ve yerin sahibi olan Allah'a. Allah her şeye şahittir. Olayın girişi hendeklerin sahiplerinden öç alınacağını gösteren bir işaretle başlamaktadır. Hendeyi kazanların canı çıksın. Bu, kızgınlığı gösteren bir sözdür. Allah'ın hem bu işe, hem de onu yapana karşı öfkelendiğini göstermektedir. Ayrıca Allah'ı öfkelendirecek kadar iğrenç olan bu davranışın çirkinliğini göstermekte ve Allah'ın onlardan mutlaka öcünü alacağını belirterek onları ölümle tehdit etmektedir. Ardından hendeklerin açıklanmasına geçilmektedir. Yakıtı bol olan ateştir o. Ayeti Kerime'de geçen UH. kavramı yerdeki hendek gibi çukurlardır. Bu hendekleri kazanlar ayrıca onun içinde ateş yakınışlar ve onu ateşle doldurmuşlardı. Bu yüzden ateş kavramı ifadede hendeklerden daha ön plana çıkmaktadır. Böylece de tüm hendeklerde ateşin yükseldiği ve alevlerin canlandığı ifade edilmiş olunuyordu. Hendekleri hazırlayanların canı çıksın. Onlar bu kızgınlığı ve öfkeyi hak etmişlerdi zaten. Onlar bu sadistliği işlemekle ve bu cinayete teşebbüs etmekle Allah'ın öce almasını hak etmişlerdi. Bol yakıtı olan ateşi oralara dolduranların. Hani onlar hendeklerin başında oturuyorlardı. Bu onların konumlarını, durumlarını ve davranışlarını canlandıran bir ifadedir. Burada onlar ateşi yakıyor, inanmış kadınları ve erkekleri oraya atıyor ve daha sonra bu ateşin etrafında oturup seyrediyorlardı. Bu iğrenç kıyımın çok yakınında bulunuyor, işkencenin aşamalarını gözleri ile görüyorlardı. Ateşin vücutları yakmasını zevk alarak sadistçe seyrediyorlardı. Sanki onlar bu çirkin ve iğrenç sahneyi duygularına iyice yerleştirip nakşediyorlar, kazıyorlardı. Halbuki müminlerin onlara karşı bir kötülükleri ve herhangi bir suçları yoktu, müminlerden öç almalarının tek sebebi sırf onların aziz övgüye layık Allah'a inanmalarıydı. O Allah ki göklerin ve yerin sahibi olan Allah'a. Allah, her şeye şahittir. İşte onların suçu buydu. Allah'a iman etmeleriydi aziz, yani dilediğini yapabilen hamit, yani her durumda övgüye layık olan, cahiller ona hamd etmeseler dahi özü itibarı ile övünmüş bulunan. Gerçekten inanılmaya ve ibadet edilmeye layık olan Allah'a inanmalarıydı. Çünkü göklerin ve yerin tek sahibi O'du. Her şeye şahit olan ve her varlığın kendi iradesine bağlı bulunduğu Allah'tı o. Sonra o hem müminlerin hem de ateş kuyularını hazırlayanların yaptıklarına tanık oluyordu. Bu dokunuş müminlerin kalplerini huzura kavuşturmakta ve azgın, zorba zalimleri tehdit etmektedir. Çünkü Allah her şeye şahittir ve şahit olarak Allah yeter. İşte bu kısa ayetlerle olayın sergilenmesi sona ermektedir. Bu ayetler yapılan işin çirkinliğini ve bu işi işleyenin iğrençliğini dile getiren, tiksinti ve nefretle kalpleri doldurmaktadır. Ayrıca olayın arka planındaki gerçekleri, Allah katındaki değerini, hak ettiği öcü ve öfkeyi düşünmesi için de kalpleri harekete geçirmektedir. Bu kadarla sona ermeyen bir iştir bu. Ardında Allah'ın korkunç cezası vardır. Olayın bu şekilde anlatılıp noktalanması ile kalp ürpertiyle dolmuştur. Bu, sınava üstün gelen insanın hayata karşı zafer elde eden inancın, bedenin eğilimlerinden ve dünyanın cazibesinden tamamen soyutlanan özgürlüğün verdiği ürpertidir. Müminler her türlü yenilgiye karşın hayatlarını kurtarma imkanına sahiptiler. Fakat inançta sebat ettikleri takdirde o ahirete gelinceye kadar dünyada kendi canlarını dahi nice şeyleri yitirirlerdi. Bunun yanında bütün bir insanlıkla neler kaybederdi. Onlar bu büyük hakikati öldürmekle nice kayıplara uğrarlardı. İnançsız hayatın değersizliği, tutsak yaşamanın anlamsızlığı, azgın güçlerin hem bedenlere egemen hem de ruhlara egemen olmalarının alçaklığını böylece ortaya çıkardı. Bu gerçekten değerli şerefli bir davadır. Gerçekten büyük bir hakikattır. Onların yeryüzündeyken kazandıkları bile gerçekten çok yücedir. Onlar bu yüceliği ateşin yakıcı alevlerini göze alarak bedenlerini yakarak bu değerli gerçeği zafere kavuşturarak onu ateşle temizleyerek kazandılar. Bundan sonra onların da azgın olan düşmanlarının da Allah katında verecekleri bir hesabı vardı. Nitekim surenin akışı gelip buna dayanmaktadır. On inanmış erkek ve kadınlara işkence edip, sonra yaptıklarına tevbe etmeyenler, var ya, şüphesiz onlar için cehennem azabı vardır. Yakıp kavuran azap da onlaradır. 11 On inananlar ve iyi işler yapanlar için de altlarından ırmaklar akan cennetler vardır. İşte büyük kurtuluş budur. Yeryüzünde ve şu dünya hayatında meydana gelenler asla yaşananların ve yolun sonu değildir. Sonucu oradadır. Her şeyi yerli yerince koyacak olan ceza ve mükafat ile müminleri ve azgınları birbirinden ayıracak gün gelecektir. Yüce Allah'ın belirttiği gibi mutlaka olacaktır. İnanmış erkek ve kadınlara işkence edip sonra yaptıklarına tevbe etmeyenler var ya şüphesiz onlar için cehennem azabı vardır. Yakıp kavuran azap da onlaradır. Burada özellikle, yakıp kavuran, kavramı kullanılmaktadır. Halbuki bu cehennemle birlikte akla gelen bir niteliktir. Fakat ayette özellikle bu ifade kullanılmakta ve üzerine basılmaktadır. Böylece hendeklerdeki yakıp kavuran ateşin karşılığı verilmekte o olayı gerçekleştiren olgunun kendisi kullanılmaktadır. Fakat bu yakıp kavuran ateş nerede? Cehennemin yakıp kavuran ateşi nerede? Ateşlerin alevleri ve müddeti arasında o kadar çok fark var ki dünyanın yakıp kavurması insanların yaktığı ateşle ahiretin yakıp kavurması ise yaratıcı Allah'ın yaktığı ateş ile gerçekleşir. Dünyanın yakması birkaç saniyeliktir. Hemen sona erer, ahiretin yakması ise ebedidir, süresini Allah'tan başka kimse bilemez. Dünyanın yakması ile beraber Allah müminlerden razı olmuş ve bu şerefli dava zafere kavuşmuştur. Ahiretin yakması ile beraber Allah'ın gazabı vardır. Alçaklık, iğrenç bir düşüklükle birlikte gelir. İman edenlere ve ameli salih işleyenlere Allah'ın ikramda bulunacağı ve onlardan razı olacağı cennet ile ifade ediliyor. İnanan ve iyi işler yapanlara için de altlarından ırmaklar akan cennetler vardır. İşte gerçek kurtuluş budur. İşte bu büyük kurtuluştur. Ayeti kerimede geçen fevz kavramı kurtuluş ve başarma demektir. Sırf ahiretin azabından kurtulmak dahi büyük bir başarıdır. Altlarından ırmaklar akan cennetleri elde etmek ise bambaşka bir zaferdir. Bu sonuç ile her şey yerli yerine konuyor. Duruşma yerinin son görünüşü de budur. Dünyada meydana gelen olaylar bu sürecin sadece bir kısmıdır. Her şey burada tamamlanmaz. İşte olaya getirilen bu birinci yorumun hedeflediği gerçekte budur. Böylece Mekke'deki Müslüman azınlığın ve asırlar boyunca sıkıntılara uğrayacak olan müminlerin kalplerine bu gerçek nakşedilmektedir. Ardından açıklamalar devam etmektedir. 12 doğrusu Rabbinin yakalaması şiddetlidir. 13 ilk yaratan ve tekrar yaratacak olan da odur. 14 o, bağışlayan ve sevendir. 15 araştırmayın sahibidir, yücedir. 16 istediğini yapandır. 17- Sana orduların haberi geldi mi? 18- Firavun ve Semud'a ait orduların. 19- Doğrusu kafirler bir yalanlama içindedirler. 20- Halbuki Allah onları artlarından kuşatmıştır. 21- Aksine, o şerefli bir Kur'andır. 22- Korunan bir levhada, levhi mahfuzdadır. Burada yakalanmanın gerçek mahiyetinin ve şiddetinin ortaya konması geçen olayla uyum sağlamaktadır. Bu olayda basit, küçük bir yakalama manzarasını hem sergileyenler, hem de seyreden insanlar onu bu dünyada büyük bir şey sanmışlardır. Halbuki asıl şiddetli yakalama, Yüce Allah'ın kıskıvrak yakalamasıdır. Göklerin ve yerin maliki olan Cebbar'ın yakalaması. Belli bir zaman diliminde, dünyanın belli bir bölgesine egemen olan basit ve zayıf kulların yakalaması değil. Doğrusu Rabbinin yakalaması şeklindeki ifade bu söze muhatap olan Hazreti Peygamber ile sözün sahibi olan Allah arasındaki bağı da dile getirmektedir. Rab teslim olduğunu yaratıcın yardımına sığındığın, dayandığın denmiş oluyor. Azgınların müminlere işkence ettiği böyle bir ortamda bu bağın çok büyük bir değeri vardır. İlk yaratma ile tekrar yaratma genel anlamda ilk yaratılışı ve ahiretteki dirilişi çağrıştırmakla birlikte bunlar gecenin ve gündüzün her anında sürekli meydana gelen iki olaydır. Her an bir ilk yaratılış ve var etme söz konusudur. Her an bir tekrar diriliş, çürüyen ve ölenin yeniden dirilişi söz konusudur. Evren bütünü ile sürekli bir yenilenme ve sürekli bir çürüme içindedir. İşte bu kapsamlı ve sürekli ilk yaratılış ve tekrar diriliş hareketi ışığında UHDUT olayı ve apaçık sonuçları işin gerçeğinde ve takdirin hakikatında geçici bir mesele olarak gelip geçmektedir. Bu sürekli devam eden yenilenme ortamında tekrar diriliş için başlangıç ve bir başlangıç için yeni bir diriliş gereklidir. Bağışlama önceki ayetlerde geçen, sonra da tevbe etmeyenler, sözü ile ilgilidir. Yani bağışlama Allah'ın sınırsız, hiçbir engel tanımayan rahmetinden ve coşkun lütuf ve ihsanından kaynaklanmaktadır. Bu tevbe edip dönüş yapan herkese açık bir kapıdır. Günah ne kadar büyük olursa olsun, isyan ne kadar aşırı olursa olsun. Sevgi ise müminlerin konumu ile ilgilidir. Her şeye rağmen Rabbini tercih eden müminlerin bu da Yüce Allah'ın onlara karşı lütufkar, cömert ve yumuşak olduğunu ifade etmektedir. Yüce Allah'ın kendisini seven ve tercih eden kullarını yükselttiğini bu mertebeyi eğer Yüce Allah kendisi ihsanı gereği açıklamasaydı kalemler onu tanıtmaktan aciz kalırlardı. Bu mertebe dostluk mertebesidir. Rabbe ile kul arasındaki dostluk. Allah'ın kendisini seven, kendisine dost olan yakın kullarını sevmesidir. Zaten geçip gitmekte olan hayatı onun uğrunda feda etmeleri, kısa bir dönemde söz konusu olan işkencelere katlanmaları bu tatlı sevginin yanında nedir ki? Sevgilinin bu güzel davranışı yanında neyi ifade edebilir ki? Bu dünyada bile yardakçılar, sahibinin ağzından çıkan cesaret verici bir söz veya onun yüzünde beliren bir hoşnutluk işaretiyle canlarını tehlikeye atabiliyorlar. Halbuki o da bir kuldur, kendileri de birer kul. Bu durumda Allah'ın kulları neler yapmazlar ki? Allah'ın yüce ve değerli sevgisine mazhar olan bu insanlar onun uğrunda neler yapmazlar ki? Arşın sahibidir, yücedir. Yüce Arş'ın sahibinin sevgili efendinin hoşuna giden, onu memnun eden bir işaret. Onun rızasını elde etme uğrunda katlanılan her türlü acı, her türlü işkence basitleşmez mi? Değer verilen her şey ve hayatın kendisi basitleşmez, değersizleşmez mi? İstediğini yapandır. Bu yüce Allah'ın sürekli yürürlükte olan, sürekli işleyen bir sıfatıdır. Dilediğini kesinlikle yapandır. O sınırsız irade sahibidir. Dilediğini seçer, dilediğini ve seçtiğini yapar. Bu sürekli böyledir. Bu onun yüce sıfatıdır. Dilediği bir hikmetten dolayı bazen bu dünyada müminlerin üstün gelmelerini sağlar. Yine bir hikmet gereği fani bedenlerini feda edilerek imanın imtihana, işkenceye üstün gelmesini diler. Bazen yeryüzündeki zorbaları cezalandırmayı, bazen de onlara zamanı belirlenmiş gün gelinceye kadar mühlet vermeyi diler. Belirlediği kaderinin içinde hem bu yaptığının hem de diğer yaptığının birer hikmeti vardır. İşte bu da dilediğini yapmasının bir parçasıdır. Bu hem buradaki olaya hem de gelmekte olan Firavun ve Semut olaylarına uygun düşmektedir. Tüm olayların ötesinde, hayatın ve evrenin ötesinde özgür irade ve özgür kudret gerçeği olduğu gibi kalmakta ve bütün bir varlık içinde işlemeye devam etmektedir. Dilediğini kesinlikle yapandır. İşte dilediğini yapmasının örneğini görüyoruz. Sana orduların haberi gelmedi mi? Firavun ve Semu'da ait orduların Bunlar Kur'an-ı Kerim'de sık sık söz konusu edildiklerinden muhatapların artık bildiği konular kabul edildikleri için sadece bir işaretle kendilerine değinilen iki uzun kıssadır. Kur'an onlara ordular adını vermektedir. Böylece onların kuvvetine ve hazırlığına işaret etmektedir. Sana onların haberi geldi mi? Ve Rabbinin onlara dilediğini nasıl yaptığını bildiren haber gelmedi mi sana? Bunlar yapılan, özellikleri ve sonuçları açısından iki ayrı olaydır. Firavun olayında yüce Allah onu ve ordusunu mahvetmiş, İsrailoğullarını kurtarmış ve onları bir süre yeryüzüne hakim kılmıştır. Belirlediği ve dilediği bir hikmetin onlarla gerçekleştirmek için Semut olayında ise yüce Allah onları toptan mahvetmiş, Hazreti Salih'i ve onunla birlikte olan bir avuç inanmış insanı kurtarmıştır ve onların bundan sonra herhangi bir hakimiyetleri ve egemenlikleri olmamıştır. Sadece sapık bir kavmin zulmünden kurtulmuşlardır. Bu iki olay irade ve dileme sıfatlarının işleyişinden birer örnektir. Ayrıca Allah'a çağırmanın ve bu yolda karşılaşılacak sürprizlerin, zorlukların tablolarından ikisidir. Bunun yanında üçüncü bir sınav biçimi Yüeçdut olayında meydana gelmiştir. Kur'an-ı Kerim bunların hepsini Mekke'deki mümin azınlık ve daha sonra gelecek tüm inanmış nesiller için birer moral kaynağı olarak takdim etmiştir. Surenin sonunda kesin ve güçlü iki vurgu yer almaktadır her biri bir gerçeği, son sözü ve son hükmü dile getirmektedir. Doğrusu kafirler bir yalanlama içindedirler. Allah onları artlarından kuşatmıştır. Kafirlerin durumu ve gerçek halleri onların bir yalanlama içinde akşamlayıp sabahladıklarıdır. Allah onları artlarından kuşatmıştır. Onlar ise kendilerini kuşatan Allah'ın cezası ve ilminden habersizdirler. Onlar her şiddetli bir tufanda etrafı kuşatılmış farelerden daha zayıf durumdalar. Aksine o şerefli bir Kur'andır. Korunan bir levhada, levhi mahfuzdadır. Mecid, kavramı yüce, şerefli, köklü demektir. Allah'ın sözünden daha yüce, daha üstün ve daha köklü ne olabilir? Allah'ın bu sözü korunmuş bir levhadadır. Biz bu levhanın yapısını kavrayamıyoruz. Çünkü bu sadece Yüce Allah m bilebileceği gayb konularından biridir. Biz sadece ifadenin oluşturduğu gölgeden yararlanıyor ve kalbilerde bıraktığı etkiden istifade ediyoruz. Bu de Kur'an-ı Kerim'in korunduğunu değişmediğini, Allah'ın sözünün ele alınan her konuda en son merci olduğunu telkin etmektedir. Bu sözün karşısında tüm sözler erir gider fakat bu söz korunmuş, muhafaza edilmiş bir biçimde tüm gerçekliğiyle kalır. Nitekim Kur'an-ı Kerim Yüeyçdut UH olayında da sözünü söylemiş ve bunun ötesindeki gerçeği de gün yüzüne çıkarmıştır, bu aynı zamanda söylenebilecek en son sözdür.